İtalya'nın tek televizyonu, kanal ve ekranlarından Sütlü Kahve'den hepinize mutlu sabahlar. Bugün Sütlü Kahve sohbetimizde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden çok değerli iki konuğum olacak. Sizler de bizlere soru ve görüşlerinizi iletmek için 0242 345 45 44 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Sevgili izleyiciler, yeni günde hepinize kocaman günaydın demek istiyorum ve bugün Sütlü Kahve sohbetinde bol bol sanatı konuşacağız. Çok değerli konuklarımla hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız demek istiyorum ve bir de geçmiş olsun demek istiyorum. Çünkü yeni sanat yılını Antalya Devlet Opera ve Balesi olarak açtınız ve yine... Dopdolu bir sanat yılı sevgili Antalyalıları bekliyor. Neler var, neler yok, bunları bütün ayrıntılarıyla konuşacağız ama öncelikle ben sizleri, değerli konuklarımı yakından tanımak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sibel Kızılateş, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanat yönetmeni ve müdürlüğü görevini üstleniyorum. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana. Normalde ben de bir opera sanatçısıyım, şancıyım. İşte bizde idari görevler bir bayrak yarışı gibidir. Sıra bana gelmişti. Ben bayrağı devraldım. Elimden geldiğince hem kurumuma hem milletimize en faydalı bir şekilde görevimi sürdürmeye çalışıyorum. Antalya'da bir senedir yaşıyorum. Mutluyum. Çok güzel bir şehir. Sayın Kızılateş, Antalya'da bir senenizi yaklaşık doldurdunuz, dolduracaksınız. Çok az bir Nasıldı zaman peki? Kaldı. Antalya'yı çok sevdiniz anladığım kadarıyla söylediklerinizden ama ilk yazınızı geçirdiniz. Bu bence çok önemli. Sıcaklarla aranız nasıldı? Ben Havalar sıcak seviyorum. Havalar şimdi harika ama. Evet, ben sıcak seviyorum. Ankaralıyım. Öğrenim hayatım Ankara'da geçti. Ailem Ankara'da. Ankara Operası'nda 5 sene görev yaptım. Ardından 3 sene Samsun Operası'nda çalıştım. Nem bakımından benzerlikler var tabii ama Antalya çok daha sıcak. Fakat çalıştığım için görevim biraz yoğun. Çok fazla tatil yapma ya da işte Antalya'nın güzelliklerinden faydalanma fırsatım olmadı ve genelde klimalı ortamlarda geçti yazım. Ama öyle olmasa da bir yere kadar sıcak toleransım yüksek. Çok rahatsız olmadım yani Antalya'nın ikliminden. Bu sizin adınıza o zaman sevindirici bir durum diyelim. Ve geçtiğimiz sezon ben bir kısmını yakalama şansım oldu. Hakikaten Devlet Opera ve Balesi olarak Antalya'da çok güzel temsiller oldu ve bizzat ben de buna şahitlik ettim. Detaylarına muhakkak değineceğiz. Geçtiğimiz sezondan da bahsedeceğiz ve tabii ki yeni sezonda neler var. Ve Sayın Şafak Göç, efendim siz de bir kısaca tanıyalım. Merhabalar, ben Şafak Göç, Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısıyım. Şu anda da idari olarak sanat danışmanlığı görevini üstlendim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Güzel bir açılış konseri yaptık. Ardından Carmen Operası ve hemen arkasından Yaşa Sen Anne ile iki temsil daha yapacağız. Evet. Ve Yaşa Sen Anne'yi büyük bir ihtimal uğurlayacağız. Bunun dışında premierlerimiz var. İşte Hoffman'ın Masalları. Çok iddialı ve büyük bir eser. Arkasından Evlilik Senedi. Bu opera işi tabii ki. Yani ben hani kendi branşımla ilgili söylüyorum. Ve Termesos. Tabii işin bale boyutunda Türkiye'si. Da bale harika temsiller muhakkak vardır. Çok daha ciddi eserler var. Mesela Afife premier var. Afife, Jale'nin hayatını anlatan, biliyorsunuz... Değerli sanatçımız. Evet, ilk Türk-Müslüman tiyatro oyuncusu. 1920'lerde sahneye çıkıyor. Ve tabii çok zorlu bir süreçten geçerek. Evet. Büyük baskılarla. Ve tiyatroda kadın önce, önder lider olarak anılıyor. Tabii bunun hayatının çok ciddi sıkıntıları var, handikapları var. Onu işleyen muhteşem bir eserle bale premierini yapacak. Yanılmıyorsam 21 Ekim tarihli. O şekilde güzel sürprizlerle çocuk bir oyunları, sanat yılı evet, olacak. Evet, orkestralı konserler vesaire devam edeceğiz inşallah.
Evet, ben de bütün kalbimle inanıyorum. Harika bir sezon olacağını, harika bir sanat yılı olacağını. İlk olarak açılış konseriyle yeni sanat yılına merhaba dediniz. Evet. Bununla ilgili kısa bir VTR'miz var. Ben sevgili izleyicilerimle paylaşmak istiyorum bu güzel görüntüleri. Sonrasında sohbetimize dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğimiz kadarıyla harika bir konser olmuş ve capcanlı bir açılış yapmışsınız. Buradan emeği geçen tüm sanatçılarımıza bir kere daha teşekkür edelim. Var mıydı Sayın Kızılateş misafir sanatçılarımız açılış konserinde? Öncelikle ben Antalya seyircisine çok değerli sanatçımız Hakan Aysev'i geçtiğimiz sezonun sonunda kadromuza kattığımızın müjdesini vermek isterim. Harika kendisiyle bir haber. Evet, bir konser yaptık sezon sonuna doğru. Açılış konserinde de bizi yalnız bırakmadı. Misafir sanatçımız yoktu şarkıcı bazında. Fakat orkestra şefimiz biraz çeşitlilik olsun, renk olsun diye çok sevgili Sunay Muratov Ankara Operası'ndan konuk olarak katıldı, bizlerle oldu, yönetti konseri. Konserin içeriğinin belirlenmesinde Şafak arkadaşımın çok büyük katkısı oldu. Çok güzel çalıştı. Çünkü bir konser hazırlamak gerçekten hiç göründüğü kadar kolay değil. Yani sen şunu söyle, sen bunu söyleyle bitmiyor. Artık telifler günümüzde çok yüksek meblağlara ulaştı. Her sanatçının duygu dünyasına da hitap etmemiz gerekiyor. İşte bu çok pahalı, bunu söyleme demenin de bir tarzı, üslubu var ve Şafak çok güzel beceriyor bu işi. Çok güzel bir danışman buldum ben de kendime. Hem geçmişten gelen dostluğumuz var, hem de idari anlamda da bana çok yardımcı oluyor. Çok da iyi bir sanatçı kendisi. Ben de büyük bir zevkle yapıyorum zaten. Hemen o zaman Şafak Bey'e bu noktada söz verelim ki konserin içeriğini belirlerken ve hazırlık aşamasında nelere dikkat ettiniz? Nasıl geçti hazırlık aşaması? Şimdi öncelikle biz her konserde, mesela ben kendime göre bir arya söylemek istiyorum. Fakat her zaman göz önünde bulundurmam gereken bir şey var. Acaba biraz böyle sıkıcı olabilir mi? Ağır olabilir mi? İşte bu maalesef birinci plan. Maalesef ki, sözünüzü kesiyorum ama plan. Opera denince böyle de bir handikap vardır. Sıkıcı derler ama ben şahsen zevk alırım. Ve zannediyorum ki bu algıyı yıkmak adına bunları da göz önünde bulunduruyorsunuz. Bulunduruyoruz. Ama işte hani bizim söylediğimiz aryalar şöyle, işte
Dostoyevski'nin bir romanını alıyorsunuz, kütüphaneden çıkartıyorsunuz, tam ortasından açıp okumaya başlıyorsunuz gibi. Yani o Arya'nın, o eserin hazırlanışında oraya gelene kadar neler oluyor? Yani komple izlediğinizde o işin şekli biraz daha değişiyor. Ve bunu en mantıklı şekilde de sunmak zorundayız. Mesela işte Aşk İksiri Operası'ndan bir düet yaptık. Yani konunun çok böyle ortasında kimsenin anlamadığı. Ama onu işte sahneyle süslendirmek gerekiyor. Birazcık hızlı anlatmak gerekiyor. Ve düşündüğümüzde de diyoruz ki hani birazcık daha müziği hareketli olsun. Tabii ki bunlar bir kaygıdır ama hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz kütüphanedeki bir kitabız. Evet. Eğer siz onu alıp okumak isterseniz bununla bir yol kat edersiniz. Bizim daha fazla buna karşı sunabileceğimiz bir şey kalmıyor ikinci planda. Yani o kültürü almak istiyorsanız gelirsiniz, dinlersiniz vesaire. Tabii ki bilgilendirmelerimiz var, okul projelerimiz var. Tabii ki daha böyle çeşitlilik katmaya çalışıyoruz ve başarılı da oluyoruz. Hemen Sibel Hanım'a sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Antalyalıların ilgisi nasıldı operaya, baleye? Az evvel de bahsettiğim gibi ben Samsun Operası'ndan geldim. Ankara'dan sonra araya bir Samsun girdi. Çok enteresan, Samsun'un müthiş sıcak bir seyircisi vardı. Ve biz hemen hemen her temsilimizi dolu salonu oynardık. Ben orada iki sene sanatçılık görevinden sonra işte bir sene idareciliğe giriş yapmıştım. Oradan sonra buraya geldim. Samsun'un seyircisi beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Ankara'dan Samsun'a giderken kaygılarım vardı. Küçük bir şehir, biraz daha taşraya yakın bir bölge. Acaba nasıl seyircisi var diye. Antalya'ya gelirken bu tip kaygılarla gelmedim tabii ki. Burası daha metropol, kültüre ve sanata Antalya seyircisinin çok daha fazla önem vereceğini düşünerek geldim ve açıkçası düşüncelerimde de yanılmadığımı gördüm. Ama her zaman daha fazlasını istemek de biz sanatçıların sanırım yapılarında var olan bir şey. Seyircinin ilgisi çok güzel. Antalya seyircisi çok sıcak bir seyirci. Devamlı izleyicilerimiz var. Artık böyle aile gibi olduğumuz seyircilerimiz var. Ama ben tabii ki her zaman daha fazlasını talep ediyorum halkımızdan. Gelsinler, bizi yalnız bırakmasınlar. Biz çünkü çok güzel işlere imza atıyoruz. Hem ülkemizde çok sesli müziği tanıtmak adına hem bunu kendi kültürümüzle de harmanlamak adına yaptığımız farklı çalışmalarımız da var. Bekliyoruz onları operaya. O zaman Antalyalılar adına şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Ben de bu noktada beklentilerim yanlış doğrultuda yönlendiremedim. Çünkü Antalyalıların ben sanata ve sanatçıya olan ilgisinin her zaman en iyi olacağına adım kadar emindim. Ve bu söylediğinizde bir kez daha pekiştirmiş olduk bu tezimi. Bu sezon muhakkak harika şeyler var. Bunlardan bahsedeceğiz ama geçtiğimiz sezon çok önemli festivaller düzenlediniz. Çok dünya klasiklerini sahneye uyarladınız. Biraz bunlardan konuşalım istiyorum. Elbette. Ben geldiğimde Saraydan Kız Kaçırma, Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasının çalışmaları sürüyordu. Geldikten kısa bir süre sonra da premierini yaptık. 9 harika temsil gerçekleştirdik. Bence operaya bir opera izleyicisinin operaya başlayacağı en uygun eserlerden biri değil mi? Kesinlikle. Yanılmıyorum. Bir de biz bunu Türkçe sahneledik. Bununla birlikte tabii ki izleyicinin ilgisi biraz daha arttı diye düşünüyorum. Dolu dolu 9 temsil yaptık. Ardından 9 temsil de bir sanat yılı için ciddi bir rakam. Carmen devam eden eserlerimizden biriydi. Yine bu senede devam edecek. Sevgili sanatseverlerle buluşacak. Evet, evet. Ya Carmen o kadar enteresan bir opera ki
çok gerçek, hikayesi çok gerçek. Zaten sanatta bir akımın öncülerinden çok da fazla teknik konulara girmek evet. istemiyorum ama hikaye çok gerçek, biraz daha halkın içinden ve her zaman Carmen'in izleyicisi çok fazla olmuştur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Carmen'in mutlaka dolu salonlara oynayacağını görürsünüz ve en sık sahnelenen operalardan biridir. O yüzden ben Carmen'i Antalya'nın daha uzun süre izleyeceğini düşünüyorum. Yani bir opera eğer Carmen sahneliyorsa onu 2 senede kaldırmamalı. Çünkü her zaman seyircisi vardır. Her zaman tekrar gündeme gelecek bir eserdir. Bir Yolanta yaptık. Çok başarılı, bizi şaşırtan bir prodüksiyon oldu. Çünkü zor bir konuyu ele alıyor Yolanta, Çaykovski'nin muazzam müziğiyle. Rejisörümüz çok başarılı bir iş çıkardı. Ankara Operası'ndan gelmişti Figen Ayhan Karakelle. Onun rejisi Çaykovski'nin muazzam müziği, genel müzik direktörümüzün yorumuyla ve sanatçılarımızın katkılarıyla çok güzel bir Yolanta prodüksiyonu çıkardık. Bu sene de devam edecek. Yine Kuğu Gölü eserler. Yaptık. Hiç baleden bahsetmiyorum. Darılacaklar bana. Gireceğiz. Baleyi ben ayrıca ele alıp bütün detaylarıyla programımda yer veriyorum fırsat buldukça, değerli sanatçılarımızın vakti oldukça. Evet. Bugün daha çok opera üzerinden gidiyoruz. Tamam, haklısınız. Tamam. Carmen'le ilgili yine bir görüntümüz var. İzleyicilerimizle paylaşmak isterim. Şafak Bey'e sormak istiyorum. Carmen'de rolünüz var mıydı? Katkılarınız var mıydı? Bir önceki prodüksiyonda vardım. Zuniga rolüydüm. Fakat bu Carmen sahnelenirken Samsun'a başka bir esere gitmem gerekti. O yüzden olamadım. Ama tabii ki ben de büyük bir keyifle her seferinde izliyorum. Ve 28 Eylül'de açılış konserinden sonra Carmen'le de ilk gösteriminizi yaptınız ve ondan kısa bir görüntümüz var. İzleyicilerimizle paylaşalım ve sohbetimize devam edelim. Tabii ki bu görsel şöleni bu kadar izlemek yetmez ve sanatseverlere ne diyoruz? Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Carmen'e gidin diyoruz. En yakın tarih ne zaman Carmen'i izlemek için gitmek istesek? Hemen bu detayı da alalım unutmadan. Şimdi 2 tane temsili atlattık. Üçüncüsü... İlkini kaçırdık. Evet, ilk iki arka arkaya oldu. 28 Eylül ve 30 Eylül. Şimdi 18 Kasım ve 23 Aralık var. Yine güzel temsiller devam edecek. Hı hı. Ve zannediyorum ki Carmen'in o dönemlerde sahnede Sibel Hanım'ı görme fırsatımız olacak mı?
18 Kasım'daki temsilimizi yine Medine Hanım seslendirecek. Tabii ki Allah sağlık verirse. Aralık ayındakini de ben, programım çok yoğun ama ben söylemek istiyorum. Daha önce Samsun Operası'nda seslendirmiştim. Benim için Antalya seyircisiyle buluşmak da çok keyifli. Aida'da çünkü bir rolüm vardı. Evet. Carmen'i de Aralık ayında ben seslendirmek istiyorum. O zaman bizlere de Antalya Devlet Opera ve Balesi'ne gidip bu harika temsili izlemek düşüyor. Çok merak ettiğim bir şey var, sormak istiyorum. Şu an idari kısımdasınız ve oldukça da yoğunsunuz. Ama sahne eksik olduğu zaman neler hissediyorsunuz? Sahneye daha az çıkıyorsunuzdur zannediyorum malum yoğunluktan dolayı. Durumlar nasıl oluyor peki? Mümkün olduğunca bütün temsilleri izlemeye çalışıyorum ben. Sanatçı arkadaşlarımla iç içe olmayı çok seviyorum. Çünkü onlardan biriyim. Evet. Yaş itibariyle de aramızda büyük yaş farkları yok. Sevgi ortamında çalışmayı çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum. O yüzden bale, opera ya da konserler, çocuk oyunları hemen hepsini izledim geçtiğimiz sezon. Ama her temsilde muhakkak içimde... Şimdi ben de orada olsaydım, sahnede olsaydım, ben söyleseydim şöyle mi yapardım, ben oynasaydım böyle mi oynardım? O tutku hiç bitmiyor, sahnede olma arzusu hiç bitmiyor. Sağlıklı olduğum sürece, nefesim benimle olduğu sürece sahnede olmak istiyorum. Dediğim gibi, programın başında da belirttiğim gibi, idarecilik bizlerde bir bayrak yarışı. Dönem dönem görev geldiğinde tabii ki yapacağız çünkü evet, hepimizin kurumu. Ama sahnede olmak benim için çok başka bir duygu. Evet ve sağlıklı sıhhatli nice yıllar dileyelim ki siz değerli sanatçılarımız da bu harika temsilleri bizlerle buluşturun. Sayın Güç, siz de bu sanat yılında Carmen dışındaki hemen hemen bütün temsillerde varsınız değil mi? Neredeyse, evet. Aida'da varım. İki rol orada söylüyorum. Hoffman'ın masallarında varım. Termesos'ta varım. Şehir dışında Ankara Operası'nda 4. Murat ve Nisan ayında Prince Igor. Daha sonra Mersin'de Mavi Nokta. Yoğun bir sezon beni de bekliyor. Evet ve detayları da kısa bir aramız var. Aranın ardından konuşmaya devam edelim. Sevgili izleyiciler, kahvelerimizi yeniledik ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün sohbetimiz sanat dolu ve çok değerli konuklarımızla beraberiz. Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve aynı zamanda sanat yönetmeni Sayın Sibel Kızılateş bizlerle, yanlış söylememişim. Ve çok değerli Şafak Güç sanat yönetmenimiz ve aynı zamanda sanat danışmanlığı yapıyor bir sürü esere. Biz ilk bölümümüzde yeni sezonda neler var, nelerle başladık, bunları aldık. Biraz geçtiğimiz sanat yılına dönecek olursak, çok önemli bir festivale de aynı zamanda ev sahipliği yaptınız ve düzenlediniz. Bununla ilgili ben bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden geçmek istemiyorum özellikle. Şimdi Aspendos ülkemiz için çok önemli bir önem arz etmekte. Aspendos Opera Bale Festivali de uluslararası boyuttaki bizim ilk opera ve bale festivalimiz. Bu sene de 25.sini düzenleyeceğiz. Kısmetse geçtiğimiz sezon içerisinde 24.sünü düzenledik. 4 tane harika temsil yaptık orada.
İlk göreve geldiğimde genel müdürümüz Sayın Selman Adan'ın Antalya Operası bir Aida yapsa da gidip bunu da sürekli bir şekilde Aspendos'ta, festivalde her sene sergilese önerisi, itiraf ediyorum, önce beni çok korkuttu. Çünkü Antalya Operası'na geldim, inanılmaz güzel, genç, yetenekli bir kadro. Fakat sayısal olarak bir Aida Operası'nı nasıl yaparızı çok düşündüm, uykularım kaçtı hatta. Sonra dedim ki birkaç temsil daha izledikten sonra, sesleri yakından tanıdıktan sonra, sanatçı arkadaşların potansiyelini gördükten sonra rahat ol, rahat rahat uyu, biz bu Aida'yı yaparız. Tabii ki Aida gibi büyük bir eserin festivalde sahnelenmesinden önce bir premier yapması çok mantıklıydı. Evet. Yani gerçekten çok çok büyük bir çalışma süreci geçirdik. Yani ilk önce bir 2,5-3 ay sadece müzikal çalışmalarımız sürdü. Şafak Bey sağ olsun 2 rol birden seslendirdi. Hem de çok önemli bir bas solist için belki de en önemli rollerden ikisini seslendirdi Aida Operası'nda. Ben naçizane eserin kötü kadını, Anneliz karakterine hayat vermeye çalıştım elimden geldiğince. Premierimizi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. İkinci temsilimizi yaptık. Ardından da Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde 2 temsil daha sahneledik. Evet, birinde tarih ve sanat buluştu aynı zamanda. Kesinlikle muazzamdı. Anlatırken bile tüylerim ürperiyor. Çünkü o atmosferde seyirci olarak bulunmak bile muazzam bir şeyken bizler orada çıkıp eser sahneledik. Kendi sanatçılarımızla bir temsil yaptık, Türk sanatçılarımızla. Bir temsilimizi de konuk sanatçılarımızla gerçekleştirdik. Rusya'dan, Bolşoy Tiyatrosu'ndan, Viyana Operası'ndan ve Bulgaristan'dan solistlerimiz geldi. Koro, teknik ekip, orkestra yine bizdendi. Yine bazı rollerde bizim sanatçılarımız da görev aldılar. Muazzam 2 temsil yaptık. Aida da Carmen gibi klasiklerden inanılmaz bir eser. Her anlamda müziğiyle, olayların örgüsüyle, rolleriyle, sahne gösterileriyle çok güzel bir eser. Umuyorum uzun yıllar hem Antalya'da yerleşik olarak devam eder, hem Aspendos'ta sahne almaya devam eder. Ve böylelikle ilk hocanızın o önermesi size ve evet, bunu hayata geçirmeniz de gerçekten çok yerinde olmuş diyebiliyorum. Çünkü yakın takipçisiyiz, neler yapıyorsunuz, neler yapılacak ve dolayısıyla buna da bizler de arka plandan şahitlik ediyoruz. Ve aynı heyecanı sizinle beraber paylaşıyoruz. Ne mutlu bize ki. Teşekkürler, sağ olun. Peki, eksik olmayın. Ne mutlu ki Kanal B bizi hiç yalnız bırakmıyor. O yüzden biz de bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sizler de sağ olunuz, var olunuz. Çok teşekkür ederim. Şahsen şunu söyleyebilirim kendi adıma. Siz değerli sanatçılarımız, iyi ki varsınız ve kırmıyorsunuz. Bütün bu yoğunluk içinde bize de vakit ayırıyorsunuz. Aida bu sene de yine devam Devlet edecek. Opera ve Balesi'nde Antalya'da devam edecek. Belli mi peki yıllık plan muhakkak ki oluşturulmuştur. Evet, evet. Ne zaman yine o harika temsil izleyicileriyle buluşacak? İlk temsilimiz 4 Kasım'da. 4 Kasım'da. Ardından 25 Kasım'da bir temsil daha var. Sonra sezon içerisine yine dengeli bir şekilde 6 temsili yerleştirdik. Hemen nasıl gidebilirler ve biletleri nasıl temin edebilir sevgili izleyicilerimiz? İnternet üzerinden Biletiva'dan bilet temin edebiliyorlar. Ve bizim Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki gişemizden gelerek
biletlerini alabilirler. Ve ben naçizane şu öneriyi yapabilirim. Lütfen elinizi çabuk tutun. Çünkü temsil günü yaklaştıkça bilet bulmakta zorlanacaklardır. Evet. Ve bu harika temsili izleme keyfinden mahrum kalacaklar. O yüzden acele etsinler diyelim. Ve Sayın Güç, size dönmek istiyorum. Aida'da iki karaktere hayat vermiş bir sanatçı olarak sizden de bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Aslında şöyle, hani bu bizim için bir zorluktan ziyade aslında bir keyif. Şöyle ki, iki tane ana karakter var ve Aida 18 sene sonunda bir kere karşımıza çıktı. O iki rolü de kaçırmak istemiyorum. 18 sene ciddi bir zaman aralığı önemli bir eser için ve dolayısıyla çok heyecan verici olsa gerek. Tabii ki, tabii ki. Yani hem heyecanı var hem bir taraftan zorlukları var. Fakat dediğim gibi işte o iki önemli rolü de hayatımızda, işte çocukluğumuzdan beri bu işe olan merakımızdan o iki rolü de kaçırmak istemedik. Ve değerli solist arkadaşımız Engin Sunay'la birlikte rolleri paylaşarak üst üste temsiller yaptık. Çok mutlu olduk tabii ki. Yine mutluyuz. Aynı şekilde Kasım'daki gösterimlerde de yer alacaksınız. Tabii, tabii paylaşacağız. Yine paylaşarak devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Bu sezon. Çocuklara yönelik Bremen Mızıkacıları müzikalini salı günü, geçtiğimiz salı günü ilk olarak sahnelendi. Yine çocuklara yönelik farklı projeler var mı opera balesinde? Bremen Mızıkacıları geçtiğimiz sezondan gelen bir çocuk oyunumuz. Yine geçtiğimiz sezondan devam edecek olan Keloğlan ve Uzaylılar adlı eserimiz devam edecek. Bizim solist sanatçımız Fatih Şanal'ın yazıp bestesini yine Sait Karabulut, piyanist arkadaşımızın yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahnelediği çok keyifli bir çocuk oyunu Keloğlan ve Uzaylılar. Ben de izlediğimde müthiş zevk alarak izledim. Çünkü çok güzel oradan çocuklar dersler çıkarabiliyorlar. Son derece onların dikkatini uyanık tutabilecek şekilde kurgulanmış bir oyun. Ve bir de yeni çocuk oyunumuz olacak. Sihirli Dünya. İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Sayın Haldun Özörten'in yazdığı ve sahneleyeceği. Yine bu da çocuklara opera sanatını tanıtan, böyle ufak ufak girişler yapan keyifli bir çocuk oyunu. Yaklaşık 9 temsilde Sihirli Dünya için planladık. Bunun dışında eğitim etkinliklerimiz devam edecek. Bizler haftanın belli günlerinde programımız dahilinde sanatçı arkadaşlarımızı dönüşümlü biçimde okullara gönderiyoruz. Milli Eğitim'le ortak bir çalışmamız var bu Harika. Anlamda. Bu sene Şafak arkadaşımızla da ikimizin de hayali buna devam ederken, okullara biz gitmeye devam ederken neden çocuklar da gelip işi mutfağında görmesinler fikri var aklımızda. Hani biz opera okulda etkinliklerini yapıyoruz. Hı hı. Bu sefer de operayı geziyoruz tarzı, opera tur tarzı bir eğitim etkinliği planlama hedefindeyiz. Ve çocuklara zannediyorum ki en yakın zamanda da evet. gereği yapılacak. Evet, yani Milli Eğitim'den tabii ki biliyorsunuz gerekli düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Yoksa bizim projemiz hazır, projelerimiz hazır. Ama başlangıç için Milli Eğitim'in bize okulların listesini göndermesini bekliyoruz. Evet, bu da gerçekten yüzümüzü güldüren bir haber. Çünkü çocukların küçük yaşlarda bu sanat eğilimine yönlendirilmesi ve bu yönde sizlerin de katkılarıyla sanatla buluşması harika bir proje olmuş. Ve yine onları sahnede temsillerinizle büyülediğinizi düşünüyorum. Ben bu halimle zaten büyüleniyorum. Çocuklar bayıla bayıla izliyorlardır. Nasıl çocuk izleyicilerin tepkisi? Muhakkak anne babalar da eşlik ediyordur. Onlara yalnız bırakmıyorlardır. Genelde velilerle değil de okullardan geliyor çocuklarımız. Ama tabii ki velileriyle gelen çocuklar da var. Zaten çocuklarla çalışmak muazzam bir duygu. Onların enerjisini almak, onlarla bir şeylerin alışverişini yapmak çok keyifli. Oradan çocukların mutlulukla çıkması bizleri de
çok keyiflendiriyor. Zannediyorum ki sahnenin bütün yorgunluğunu attığınız kesinlikle, zaman kesinlikle, kesinlikle. Çünkü o kadar gerçekler, o kadar sevgi dolular ki onlarla birlikte olmak müthiş bir duygu. Bir de tabii bu arada bizim çocuk bale ve koro kurslarımız da var. Geçtiğimiz hafta pazar günü onun sınavları da yapıldı. Daha evvelki yıllardan gelen çocuklarımıza ilaveten yeni çocuklarımız aramıza katıldı. Onları da zaman zaman sahnede yanımızda görüyoruz. Beraber evet. sahne alıyoruz sıraları geldikçe. Onlara da geleceğin sanat mimarları diyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hedefimiz tabii ki her çocuğun sanatla bir sanat zevkinin olması. Ama aralarında meslek olarak bizler de çünkü çocuk korolarında görüp evet. sevip başladık bu işe. Aralarında sanatla ilgilenecek olanlar da mutlaka çıkacaktır. Ama ilk hedef sanatsever yetiştirmek. Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz ve oldukça haklısınız. Keşke vaktimiz olsa ülkemizde bu anlamda neler yapılıyor ya da eksik olan ne, bunları ayrıntılarıyla ele alabilsek. Ama ben hemen Şafak Bey'e şunu sormak istiyorum. Aydan'ın, Kaymen'in gösterim tarihleri Kasım'da ve sonraki aylarda. En yakın tarihte Yaşa Sen Anne zannediyorum ki. Bu akşam ve cumartesi evet. saat 15'te. Yaşa Sen Anne'nin gösterimi yapılacak. Daha sonrasında işte programın başında bahsettiğimiz Afife Balesi'nin premieri 21 Ekim'de gerçekleşecek. İşte Bremen Mızıkacıları var, konserlerimiz var, senfonik konserlerimiz var sahne üstü. Ayda devreye girecek tekrar. Fındık Kıran var geçen sezondan gelen bale eserleri ve hani şöyle söyleyeyim Fındık Kıran, Kuğu Gölü ve Dört Mevsim iki bale başlığı altında kapalı gişe oynadı. Evet. Yani, baleye ilgi çok büyük. Evet, haberdarım. Opera içinde aynı şey muhakkak olacaktır. Evet, evet. Yani ümit ediyoruz öyle olacaktır. Bizler bu ekranlardan hep şu çağrıda bulunuyoruz. Lütfen tiyatroya gidin, lütfen operaya, baleye gidin diyoruz. Ama sizce, siz yakalamışken de hemen bunu sormak istiyorum. Bu yeterli mi ya da eksik olan ne? Neler yapmalılar? Hangi tavsiyelere dikkate almalılar? Bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi benim kanaatime göre başlangıç eseri çok önemli. Şimdi bir Wagner operasıyla başlarsa kişi operaya gelmeye muhakkak ki sıkılacaktır. Çünkü inanın bunu söylemekten imtina etmiyorum. Bazen biz bile meslek erbabı olmamıza rağmen bazı eserlerde o yoğunluğu, o duyguyu hemen alamayabiliyoruz. Yorgunlukla ilintili olarak konsantre olamayabiliyoruz. Ağır gelebiliyor. Bir de bu müzik işi bence zevk işi. Şimdi evet biraz kültürle harmanlanan bir durum, olgu ama ruhunuza hitap ediyorsa hangi eğitim, hangi sosyokültürel seviyede olduğunuzun önemi yok. Bizim o kadar çeşitli ki çünkü izleyicilerimiz, seyircilerimiz. Bu tamamen bence kalbinize, ruhunuza, yapınıza hitap edip etmemesiyle alakalı bir şey. Başlangıç eseri çok önemli o yüzden. Bir sormak lazım belki ya da hani artık internet her şey tek tuşla evet. elimizin altında. Nasıl başlanabilir? Belki Türkçe eserler, Türk eserler. Belki ama hani Mozart, Donizetti, Rossini gibi hafif müzik. Daha böyle eğlenceli, yani eğlenceli evet. müziklerle başlanması. İşte ben mesela Antonio Vivaldi 4 mevsimle başladım. Hatta çocukluğumda hatırlıyorum onu abim dinlerdi. Ben bir işkence olarak görürdüm. Gerçekten. Zannediyorum yani, bu bir itiraf. Tabii. 8-9 yaşlarında bu bir işkenceydi. Daha sonrasında bir alışkanlık olmaya başladı. Artık yadırgamıyorum. Ve 10-11 yaşlarında artık bir virüse dönüştü. Yani ben gece, gündüz işte Walkman'ım vardı, sürekli onu açardım, dinlerdim. Bu sefer etraftakiler rahatsız olmaya başlardı. Ve ben klasik müziği sadece Vivaldi'den ibaret zannederdim. Yani diğer bestecilerin isimlerini bile bilmezdim. Sonra bir Çaykovski, işte piyano konçertosu. Ben bir de şunu dinleyeyim,
Baktım bunu iyi dedim, çıkarttım. Tekrar taktım. Devam dedim, buna da devam edeyim. Yani bu aslında böyle bir şey. Tamam, ben şansım evet birazcık böyle ailede abilerimin önderliğinde başladı ama. Ama mesela klasik müzikten sonra operaya geçemedim. O zaman da işte bir arkadaşım vardı. Ben opera kurslarına gidiyorum. Ya hadi ben de geleyim seninle dedim. Biraz böyle. Şimdi öğrenci geliyor mesela bize veyahut da çocuk korosuna merak ediyorlar, geliyorlar. Çocuk inanın 3. provada onun virüsünü almaya başlıyor. Yani yararlı bu, bir virüs. Evet, yararlı bir virüs. Ve o çocuğun özgüveni gelişiyor. Çok İnanılmaz haklı. Yani daha öncesinde geldiğinde nasılsın dediğimizde bize cevap veremeyen çocuk bıcır bıcır bir hava kazanıyor. Yani her şeyden anlıyor ve okulda başarı kazanıyor. İnanın böyle bir durum var. Hani biz işte operalara gelin, operalara gelin, bunu kendimiz için istemiyoruz. Evet. Evet, bu bir misyon, bu bir vizyon ama gerçekten kendimiz için değil. Hani koltuklarımızı doldurun, biz başarılı bir temsil yapalım, daha fazla alkış alalım. Bunların hepsi tabii ki var ama ikinci planda var. Ama işin birinci planı bu. Biz bu zevki yaşadık, bu keyfi yaşıyoruz. Lütfen siz de yaşayın. Bütün mevzumuz bu. Peki operayla hiç tanışmamış sevgili izleyicilerimize güzel bir başlangıç yapmaları ve operayla tanışmaları için bu sezon ilk olarak hangi temsille başlamalarını tavsiye edersiniz? Bu sezon hangi temsille başlamalarını tavsiye ederim? Şimdi bu sezon biraz hani başta da bahsettim ya. İşte şimdi alıp da elinize Dostoyevski Suç ve Ceza ile başlarsanız tabii olmuyor. Çok şimdi Carmen, Yaşa Sen Anne bu akşam. Yaşa Sen Anne bu akşam. Anne, saat kaçta? Saat 20'de. 20'de perdelerinizi saat açacaksınız. Cumartesi i̇şte saat bu, 15'te. Hatta dün ben onu düşündüm yani. Tam böyle çocukların, genç kuşağın, işte ilk operaya gelenlerin başlaması gereken bir eser gibi. Çok keyifli müzikler. Sahnede sürekli bir aksiyon var. Evet, dolayısıyla bu akşam bu hafta özellikle bu akşam güzel bir başlangıç cumartesi günü güzel bir başlangıç olacak. Yine ben ellerini çabuk tutmalarını tavsiye edeceğim. Çünkü bilet bulmakta zorlanabilirler. Sonrasında hangi oyunları tavsiye edebilirsiniz? Evlilik hangi senedi. Evlilik senedi var. Evlilik senedi. Çok keyifli. Evet. Tek perdelik bir opera. Evet. Rossini'nin sahnelenen ilk operası. Komik opera türünde anılıyor, adı geçiyor. 1 saat 10 dakikalık bir eser. 6 tane solist var, koro yok. Ve son derece keyifli. Orijinal dilinde seslendireceğiz, İtalyanca, fakat üst yazımız mevcut. Evlilik senedi de güzel bir başlangıç olabilir. Hem müzikal örgüsü, hem tiyatrosu, hem çok uzun olmaması nedeniyle yeni başlayacaklar için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu ipuçlarını dikkate alıp değerlendirelim ki operayla tanıştığımız zaman o keyfi ilk başta alabilelim ve sizlere, siz değerli sanatçılarımıza da o enerjiyi oturduğumuz koltuklardan yansıtabilelim. Çünkü her ne kadar izleyen ve temsil eden olsa da ben bir etkileşim olduğunu, bir duygu alışverişi kesinlikle olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Tabii. Çok yoğun hem de. Ve dolayısıyla bunun için operayla tanışmayan varsa lütfen tanısın ve sizlerin tavsiyelerine muhakkak dikkat kesesin diyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum üzülerek. Maalesef ki bize de ayrılan bir süre var. Ve biz de o sürenin sonuna çok yaklaştık. Son olarak toparlayacak olursak izleyicilerimize, bizlere neler söyleyebilirsiniz? Birkaç cümleyle özetlemenizi isteyeceğim Sayın Güç ve Sayın Kızılateş. Evet, öncelikle tekrar Kanal V'ye destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu sanatın yayılmasında Antalya'nın tek televizyon olarak, doğruyum değil mi? Evet, sloganımız bu. Antalya'nın tek televizyonu. Tek televizyon olarak çok teşekkür ediyoruz. Eserlerimiz bu sene özellikle çok iyi kalitede, geçtiğimiz sezonla birlikte devam edecek. Çocuklara yönelik var, sahne üstü konserlerimiz var.
mutlaka gelip bizleri yalnız bırakmamalarını ve kendilerini bu konuda daha böyle bir farklı hissedecekleri bir pozisyona gelmelerini arzu ediyoruz. Mutlu olacakları ve iyi ki gitmişim diyecekleri evet. Bir programla onları ağırlayacağız. Evet, ben de gözü kapalı bu söylediğinize katılırım ve hakikaten çok haklısınız ve Sayın Kızılateş, son olarak da sizden birkaç cümle alabilir miyim? Ben de öncelikle size ve Kanal V ailesine, bizlere yer ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Evet. Daha çok söyleyeceğim vardı ama evet. Maalesef her güzel şeyin olduğu gibi programın da sonuna geldik. Antalya seyircisini çok sevdim. Söylediğim gibi hem işin mutfağında olan insan olarak çok sevdim, hem sahneye çıkan bir sanatçı olarak çok sevdim. Sizin de söylediğiniz gibi müthiş güzel duygu alışverişi var. Çok güzel, dolu dolu bir sanat sezonu hazırladık. Hoffman'ın masalları var, büyüklere masallar diyorum, evet. Ben. Üç farklı hikayenin anlatıldığı inanılmaz fantastik bir opera. Çok keyifli. Tiyatrosu çok güzel, müzikleri çok evet. Güzel. Bizim sanatçılarımızla da muazzam bir iş çıkacak eminim. Konserlerimiz var. Geçtiğimiz sezondan devam eden operalarımız, balelerimiz var. Her zaman olduğu gibi halkımızı yanımızda görmeyi umut ediyoruz. Sizlere de yine çok teşekkür ediyoruz. Ben bu keyfi, yaşama fırsatını verdiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum ve nice sağlıklı yıllar diliyorum size. Sanat anlamında bizlere verdiğiniz hizmetlerde, görevlerde yine sizleri görmek istiyoruz. İnşallah. Ve tabii ki şöyle demek istiyorum. Detaylar yine Antalya Devlet Opera Balesi Müdürlüğü sayfasında, hı-hı, internette, hı-hı, mevcuttur. Ve açıp oradan konusunu, hikayeleri, evet, nedir ne değildir, kimler oynuyor, kimler var, hı-hı, her şeyi, bütün ayrıntıları bulabilirler diyorum. Evet. Ve programı kapatacağım müsaadenizle. Efendim, bugün Sütlü Kahve Sohbeti'nin sonuna geldik. Çok keyifli, sanat dolu bir söyleşiyle sizlerlerdik. Yaşa Sen Anne'yi bu akşam mutlaka izleyin diyorum. Ve yarın sabah bu ekranlarda yine Sütlü Kahve Sohbeti'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.